Yüksek Upload sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Değerli arkadaşlar, bugün size XM 5 megapiksel kameramızı tanıtacağız. Kameramız XM'ye ITSE uygulaması çalışır. XM'yi uygulamacı arkadaşlarımız bilir. ONVIF bir kamera. NVR'da IP sistemlerde kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilecek özel bir cihaz. Alan taraması, hareket nesne takibi, gece görüşü, beyaz flash ledleri, ekstra flash ledleriyle özel bir kamera. SD karta kaydediyor, ses gidiyor, ses geliyor, dönebiliyor. Başta da söylediğim gibi NVR ve tüm IP sistemlere entegre edilebilen özel bir kamera. Şimdi kamerayı yükleyeceğiz, çalıştıracağız. Görüntü kalitesi hakkında bilgi vereceğiz. ITSE Pro, XM'ye ve ICS şeklinde 3 farklı uygulama üzerinden kamerayı kullanabiliyoruz. ICS Pro uygulaması üzerinden kurulumunu gerçekleştireceğiz. İster uygulama üzerinden üye olarak, istersek geçici ziyaret pozisyonunda direkt herhangi bir işlem yapmadan uygulamanın arayüzüne girip kamerayı ekleyebiliriz. Burada normal 12 volt DC adaptörümüz mevcut. Enerjiyi vereceğiz. Buradan adaptörümüzü taktıktan sonra kameramız yaklaşık 1-1.5 dakika sonra sağa sola dönmek suretiyle bütün testlerini yaparak sesli kazanını verdikten sonra kurulumu hazır hale gelecek. Bütün ikazların bitesin turlarını bitirdikten sonra şuradan hemen basit bir şekilde üzerindeki bantı sonra çıkartırız. Acelesi yok. Artı işaretine tıklıyoruz. Kamera ekle sekmesiyle devam edeceğiz. Sonraki adım mekanda bize ait olan modemimizi bulacağız. Şifresini doğru bu şekilde gittikten sonra belirlemek sekmesine tıklayacağız. Bir kez daha tıklayıp saniyelerin saymasını bekleyeceğiz. Kameramızı yanına koyabiliriz. Bakın, connecting, please wait, bekleyin şeklinde sesli ikazlarımız geldi. Bu aşamada bekliyoruz. Bakın, bağlantı kuruldu diyor. Kameraya bir şifre belirlememizi istiyor. Bu şifreyi biz kendimiz belirleyeceğiz. Herhangi bir yerde yazan bir şifre değildir veya modem şifresi değil. Biz iki tane birbirinin aynısı şifreyi belirleyeceğiz. Şifreyi belirledikten sonra ikinci aşamada kameraya herhangi bir isim vermemizi istiyor. Buradan fizik olarak elle istediğimiz modeli yazacağız. Biz XM 5MP şeklinde kameranın modelini yazalım. Kulağımız aşina olsun. Kaydediyoruz. Burada daha önce yüklü olan kameraların en alt seviyesinde kamerayı atacak. Kameramız burada, üzerine tıklayacağız ve açılacak. Bakınız bu şekilde buradan HD ve Ultra HD şeklinde sekmeler arası geçiş yapabiliriz. Eğer internet hızımız, veri trafiğimiz normal sıkıntısızsa buradan Full HD olarak izleyeceğiz. Eğer internette sıkıntı varsa, görüntü yavaş geliyorsa buradan görüntü kalitesini düşürmek suretiyle daha seri bir görüntü alabiliriz. Biliyorsunuz hiçbir kamerayı kulaktan duyma ezber olarak değerlendirip satmıyoruz. Burada çok güzel bir alanımız ve elimizde yüzlerce kamera var. Buradaki balkonumuza kamerayı takacağız. Biz daha önce defalarca test ettik. Burada güzel bir şekilde sizin için de detaylı video çekeceğim. Alanımız çok geniş. Bütün performanslarını değerlendirebiliyoruz. Aynı zamanda güneş de alıyoruz. Güneşteki performansını da değerlendirmek için çok müsait bir ortamımız var. Kamerayı buraya sabitleyeceğim. Montajlı şekilde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde fiziki olarak sağa sola aşağı yukarı kaçırma hareketini tüm kameralarda yapabiliyoruz. Burada 5 megapiksellik Full HD, Ultra HD bir kameramız var. Renkler, tonlar birebir. Şimdi burada kameramızın kendi iç yazılım bölümünde şu pozisyonda bakınız. İstediğimiz herhangi bölgeyi fotoğraflayıp tek tıkla aynı noktaya
getirebiliyoruz. Buradan bir kare alıp ve kameranın hangi bölgeler arasında gezeceğini ayarlayabiliyoruz. Otomatik scanner tarama modu da mevcut. Bu tarama modunu da buradan basılı tutmak suretiyle ayarlayabiliyoruz. İstersek buradan bölmeler arasında kaçar dakika, kaçar saniye şeklinde ilerleyebileceğini de ayarlayabiliyoruz. Buradan kameranın ışığını, beyaz ışıklarını açıp kapatmak şeklinde veyahut da otomatik pozisyonda ayarlayabildiğimiz menüsü burası. Şuradan tekrardan size göstereyim. Ayarlar bölümüne girince gelişmiş ayarlar sekmesinde auto tracking ve yükleme pozisyonunda video bölümünü ayarlayabiliyoruz. Video kalitesini yükseltip azaltabiliyoruz. Temel ayarlar sekmesinden kameranın adını, fonksiyonlarını, tonlarını, açılış kapanış tonlarını kapatabiliyoruz ve ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Hoparlörün sesini buradan kaydetmemiz gerekiyor. Bu ortak nokta bölümünden de kameranın kendi bilgilerine erişebiliyoruz. Buradan güncelleme işlerini gerçekleştirebiliyoruz. Güncelleme esnasında kesinlikle adaptörün çekilmemesi gerekiyor. Hisse ikonuna tıkladığımızda ikinci bir kişiye görüntüyü aktarabiliyoruz. Bir saniye önce hisse. Buradan WhatsApp'tan veyahut da link kullanmak suretiyle herhangi bir kişiye kamerayı paylaşıp izlettirebilmek mümkün. Bu silahlanma sekmesinden de kameranın alarmını aktif hale getiriyoruz. Herhangi bir tetikleme aldığında otomatik olarak size bilgi veriyor. Ürünün detaylı incelemesini, detaylarını yose.com.tr adresimizden inceleyebilirsiniz. Güncel olarak fiyat paylaşamıyoruz. Fiyatlarımız web sayfasında yayında aktif. Dolar kuru yükseldiğinden dolayı şu anki verdiğimiz fiyat daha sonra bizi çelişkiye düşürebildiğinden dolayı fiyat vermiyoruz. yose.com.tr adresimizden sayfamızdan girip ürünü, diğer ürünlerimizi detaylı inceleyip fiyatları görebilir, bize ulaşabilir. Aklınıza takılan tüm soruları bize yönetebilirsiniz.